Bir ot bulacak. Ha, bunun arkası artık mecburen gelecek. Çünkü... Yani ben buradan geçer, Allah güle güle kullanmayı, oturmayı nasip etsin. Ben karama gel. Gel sen de gel. Gel. Umut. Gel. Makas kimde var? Bende var. Evet. Ha, gel o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi bana kimde. Ulan gel lan, burası iyiymiş lan. Ya vallahi ya. Müthiş bir şey ya. Başkanım, bakar mısınız? Arkadaşlarla böyle bir odada. Şöyle bir bak. Omur gönder. Gel bu. Niye ödeyemem oranın da ihtar ister olacak. Adres ne? Olmaz. Herkesin bir evi olacak dedik ama tabii o zaman söylerken burada kesileceğini ben fazla tahmin etmiyordum. Ve o zaman çok samimiydik. Çünkü olayların fizibilitesini arkadaşlar sağ olsun yaptılar. Ve biz şu anda mesela şu oturduğumuz evi, iki oda, bir salon, banyosu, mutfağı, insan gibi yaşayacak bir evi arkadaşlar genelde hiç para vermeden aldılar. Ha, nasıl parasız ev olur mu? İşte olur. İşçi arkadaşların çalışmış olduğu firmalarında 10 bin liralık tazminatlarını aldık, onu peşin saydık ve bankayla anlaştık. Ayda şu anda tam net bilmiyorum ama ortalama bir 500 diyelim. 480, zaten bu arkadaşlar 480. Zaten bu arkadaşlar ortalama 400-500 lira ev kirası ödüyorlardı ve bu ödeme de eve taşındıktan sonra başlayacak. Bu sefer ne oluyor? Yani tazminatlarını gittik şirketten aldık. Efendim, bankaya da kendi ev sahiplerine ödeyeceklerini, kendi kiraları olarak bankaya ödeyecekler ve 40 milyara maliyetle bu işi hallettik. 208 tane, o zaman 1000 tane olmuş olsaydı anlaşmayı 1000 tane yapacaktık. Bakın çok önemli. Ama maalesef o zaman çok fazla insanlar belki ya acaba olur mu olmaz mı diye çok böyle şey yapmadılar, kale almamış olabilirler. Ama şimdi Allah'a çok şükür bakın daireleri gezdiniz, baktınız.
benim çok rahat oturabileceğim, yaşayacağım evleri arkadaşlarımıza kazandırmış olmanın gerçekten çok büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Emeğe geçen bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Şimdi ikinci etap başladı. Tabii ki yani biz bir yerden yani arkadaşları korumak adına çok farklı şeylerle uğraşıyoruz. 60 milyara böyle evler satılıyor. Bunun 15'ini peşin verecekler. Ama bu bizim belediyede çalışan arkadaşlarımız olur, çalışmayan arkadaşlarımız olur. Yani biz göreve geldiğimiz zaman arkadaşlar, normalde bir evin 100 metrekarelik arsasını 10-15 milyara buralarda hep mafyalar vardı. Belediyenin, vazirenin mallarını paylaşıp satıyorlardı. Biz geldik, bu sefer belediye satmaya başladı. Düzenli, imarlı alanlar yaptık. Ve şu anda burada altyapısı olmayan hiçbir alan yok. Yalnız Selçuklu'nun üst tarafına su çıkmıyor. Şu anda Hayvanpazarı'nın üst tarafında bir depo yapıyoruz. Ve yeni ikinci kısım su arıtma ile beraber 2014'ün sonunda Şanlıurfa'nın bu mahallelerde dahil 50 yıl hiç su sorunu olmayacak arkadaşlar. Yani bu ne demek? Gerçekten biz o imzamızın altına imzayı attık, o ismin altına herkesin evi olacak diye. Ama ben inanıyorum inşallah gelen yeni başkanımızla konuşacağız. Çünkü ev yapmak, bunları yapmak inanın bu mahallelere altyapı getirmekten, bu mahalleleri döşemekten, bu mahallelere diğer sosyal hizmetleri getirmekten çok daha kolay. Çünkü ben müteahhit arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum. Aslan gibi giriyorlar, yapıyorlar ve çıkıyorlar. Yarın burası çevre düzenlenmesinde bizim torunlarımız, benim yeğenlerim burada çok rahat bir şekilde futbol oynayacaklar, camileri olacak, iş merkezleri olacak, yeşil alanları olacak. Ya ben bunları görüyorum ve biz bunu devam ettireceğimizden dolayı diyorduk ki Urfa'da yaşayan herkesin bir evi olacak. Niye? Şu anda şu evi TOKİ'nin yapmış olduğu maliyetlerde, bakın bizim 40 liraya yaptığımızı kaça yapıyorlar bir arkadaş söyledi. 95-100 lira. 95-100 liraya. Biz bunu şimdi 40 milyara getirmişiz. Bakın 40 milyara. Maşuk'ta oradan oğluma da ben bir ev aldım. İnanın 250 milyarlık evlerden, Urfa'daki evlerden çok daha kaliteli. Biz şu anda 119, 125 ve 129 liraya satıyoruz. Ha nedir? Biz halkın parasını halka veriyoruz. Başkalarına peşkeş çektirmiyoruz. Bu çok önemli. Yani 3 oda bir salon, benim gibi, sizin gibi bütün orta gelirli vatandaşların oturacağı evleri Şanlıurfa'da mümkün müydü? 119 liraya ev var denilmiş olsaydı bundan 6 ay önce kim inanırdı arkadaşlar ya? Kimse inanmazdı. O da nasıl? Bakın fiyatına bakın. 25 veriyorsun. 2 ay sonra bir 25 veriyorsun. Tapını alıyorsun. Gidip kira öder gibi 75 lirasında bankadan alıyorsun. Ya bu gerçekten yani bu Urfa ve Urfa Belediyesi'nin gerçekten kafayı insanlar için çok yorup ortaya çıkardığı Türkiye örnek bir model. Esasında şu anda basıncı arkadaşlarım bunu bütün Türkiye'ye duyurması lazım. Ama maalesef ses fazla çıkmıyor. Yani niye? Bakın 50 lira veriyorsunuz, 75 lirayı tapuya alıp bankaya gidiyorsunuz. İstediğiniz bankadan kira öder gibi. Yani TOKİ'nin yaptığı bu değil mi? Şimdi biz TOKİ'den daha güvenilir ve daha emin, daha kaliteli işler yapıyoruz. Onların çok alt fiyatına. Bakın çok önemli. Bunu her belediye yapabilir. Yani eğer bu yaygınlaşmış olsaydı, Allah müsaade etmiş olsaydı, vallahi billahi sallardık biz Türkiye'yi. Niye? Her tarafa konut yapardık. Ve benim ilk amacım 10 bin konut. Şu anda dikkat ederseniz 1250 konut burada var. 600 konut şeyde yapıyoruz, Maşuk'ta 1850. 300 daha eteğinde yapıyoruz. 2150. Bakın ha daha yeni başladık. Bismillah. 2150. Yani biz 10 bin konut yapmış olsaydık, ha bu sefer ne oldu? Tabii arsa sahipleri Fakı Baba'nın karşısına dikildi. Bazı müteahhitler dikildi. La dediler bu adam bize yaramaz kardeşim. Tamam mı? Yani işin samimiyetine baktığınız zaman halk için gerçekten bunlar çok mükemmeldi. Daha önceden biz bunları çok düşündük. Ve ben bu bağlamda da özellikle Urfalı hemşerilerimin bir daha dikkatini çekiyorum. Ha bizim için ne olacak? Keseriz.
ders kessin, durdurun. Ve çok insan zaten bunu böyle istiyor. Ya bu adam nereden çıktı, başımıza bela oldu. 300 milyar ev satıyorduk, şimdi düştü 125 liraya. 175 lira. Bakın bu evlere bakın. Gerçekten yani Urfa kalitesinde çok iyi evler. 40 milyara biz bunu mal etmişiz. Demek ki oluyormuş yani. Bundan sonra 60 milyar, 85 milyar, 60 milyarın 15 milyarını peşin ödüyorlar. 40 milyarını, 45 milyarını bankadan alıyorlar. 3 oda 1 salon 85'e veriyoruz. 25'ini peşin ödüyorlar. 60'ını bankadan alabiliyorlar. Kira öder gibi 3 sene, 5 sene, 10 sene neyse bankayla anlaşacaklar. Maşuk evlerinde öyle, maşuk evlerinde 27'sine kadar. Çünkü 27'sine kadar kaç tane müracaat varsa o kadar müteahhitimize söyleyeceğiz, yaptırtacağız. Onun dışında keseceğiz arkadaşlar. Ve o zaman bittikten sonra diyecekler ki vay be lan bu Fakir Baba bize ne büyük hizmet etmiş ama biz maalesef bunu çok iyi kavrayamamışız. Dememeler için lütfen baksınlar, evlere baksınlar, buraya da baksınlar, Maşuk'a da baksınlar. Ayın 27'sine kadar Maşuk'ta son fırsatımız var. Ondan sonra eğer çok büyük bir istek varsa yine kurayla tespit edeceğiz. Farz edelim istek yoksa ne kadar istek var o kadar alıp ve keseceğiz. Burası için de öyle. Yani 2 oda 1 salon 65-15'i peşin. 3 oda 1 salon tekrar tekrar söylüyorum ki hakikaten önemli. İstiyorum ki fakir fukara gerçekten insan gibi efendim yalıtımlı, sıcacık, efendim manzarası mükemmel olan yerlerde otursunlar. Bu benim gerçekten en büyük sevdamdı, en büyük hayalimdi. Allah'a çok şükür bunun başlatılması bile benim için gerçekten büyük bir mutluluk. İçinde benim arkadaşlarım ve Allah torunlarım oturacaklar. Allah genlerden razı olsun. Çok büyük emekler vardı. Estağfurullah. Ben emeği geçen bütün başkan yardımcılarıma, Yavuz Bey'e, İbrahim Bey'e, Mehmet Bey'e ve müteahhit arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Çevre içinde rahatsız olmayın. Dediğim gibi bütün Urfa'nın çevresini düzelttiğimizden o 50 tane park bahçeden 100 tane de arkadaşlardan temizliğini, memizliğini yapan